Sanat alemler, sanatkar hanımefendiler, beyefendilerin sevgilerle gerçekten çok güzel eserler ortaya koymuşlar. Bütün sanatseverleri kutluyorum. Zaten son yıllarda, hemen hemen 10 yıldır ülkemizde güzel sanatlar ortadan kaldırılmaya başlamış. Son haberlerde de duyduk. Efendim opera, güzel sanatlar, buna benzer sanat işletmeler, bütün alanlar kapatılacak. Ama sanatçılar ve sanata gönüllü veren bizler kesinlikle bunun üstesinden geleceğiz. Asla sanatı ortadan kalkmasına müsaade etmeyeceğiz. Çok önemli bir söz var. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir diyor. Bunu söyleyen de Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sanatın ne kadar önemli olduğunu duyuyor. Bunu hiçe sayan ülkeler oldukça dünyada var. Nerede kaldı? Babil'in asma bahçeleri nerede kaldı? Yok oldu gitti. Babil'in asma bahçeleri biliyorsunuz dünyanın harikalarından birisiydi. Ama ne yazık ki Irak'ın halkı ve yöneticileri sanata önem vermediği için Babil'in asmaları yok oldu gitti. Ama biz güzel sanatların her dalında üzerimize düşen görevi sonuna kadar yapacağız. Bu bizim bir savaşımız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet etmiş olduğu manevi güzel sanatlar alanındaki bütün sorumluluklarımızı biliyoruz, bilinçliyiz ve gereken görevlerimizi yapıyoruz ve sonuna kadar da başaracağız, bunu yapacağız. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Neşe Gümüşçüoğlu ben. En zor teknik olan Sulubaya çalışmalardır. Burada da görüyorsunuz eserleri ne kadar başarılı olduğunu bir göstergesi. Sulubaya tekniğini her sanatçı bir düzeyde başarıya elde etmesi mümkün değil. Ben huzurunuza teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Başarılar. Teşekkürler. Siz tanıyalım. Ben Nihal Güre, sergiyi Kaplumbağa Kraliçe, Kaplumbağa Kraliçe, Ahtapot Kraliçesi ve Boğaz'daki en güzel mavi balıkların resmini yaparak katıldım. Ayrıca şiir kutum var, orada da dizeler var, dizeleri koydum. En sevdiğim yazarların dizelerini koydum. Ondan sonra... Çünkü bütün sanatlar bir arada olduğunu düşünüyorum. Bütün disiplinler, sanat, şiir, resim, müzik, hepsi bir arada. Burada mesela şimdi tesadüfen Neşet Ertaş'tan bir deyiş geldi. Nerede bir türkü söyleyen görürsen korkma, yanına otur. Çünkü kötü insanların türküleri yoktur. Yani ben kendimi böyle
edebildiğimi düşünüyorum. Şiirler o kadar ruhumu tazeliyor ki her zaman böyle kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler.